Herkese merhaba. Bugün mikro torna kalemleri için katar yapımı konusuna değinmeye çalışacağız. Esasında bu konuyu daha önce ele almıştık ama bugün birazcık daha değişik bir projeyle karşınızdayım. Hemen önce hatırlatmalarımı yapmak istiyorum. Veris Bitlet'in bir tane Instagram hesabı var. O Instagram hesabını takip ederseniz çok sevinirim. Aynı zamanda bütçeniz doğrultusunda kanalımın katıl butonuna tıklayarak bana destek olabilirsiniz. Bunun da altını çizmek istiyorum. Aslında birkaç sezon önce bu konuyu ele almıştık. Burada gördüğünüz gibi aşırı küçük torna kalemlerinin yapımını ve bu kalemleri tutan katerlerin yapımını göstermeye çalışmıştım size. Uzun bir müddettir ben zaten bu kateri ve kalemleri kullanıyorum. Ancak bugünkü projemiz bundan birazcık daha farklı olacak. Bir takipçimden geldi bu talep bana. Kendisinin çeşitli ebatlarda küçük mikro kalemleri varmış. Bunun için benden kater istedi. Ben de o kateri kendisine yaptım. Bugünkü projenin amacı aslında torna tezgahının farklı bir kullanımını göstermeye çalışacağım ben size. Esas ele alacağımız konu torna tezgahında darbeli tornalama yapmayı göstereceğim. Bu yaptığımız projede freze tezgahı yerine ben torna tezgahını kullandım. Torna tezgahıyla bu parçaya bu formu verdim. Tabii ki alın tornalaması ve konik tornalamalar da yapacağız. Ama dediğim gibi esas görmenizi istediğim kısım darbeli tornalamanın nasıl yapıldığı. Bu projeyi hayata geçirirken ben 16x16 standart imalat çeliği kullandım. Karemil kullandım. Ama siz torna tezgahınızın kalemliği ölçüsünde istediğiniz karemili kullanabilirsiniz. 12x12 olabilir, 15x15, 14x14 olabilir. Tercih size kalmış. Gene şimdi derseniz projeye geçelim. Videonun sonunda dediğim gibi zaten birlikte olacağız.
Gördüğünüz gibi bu projede başarılı şekilde tamamladı. Bu projede aslında benim size göstermeye çalıştığım şey, az önce de belirttiğim üzere darbeli tornalamanın nasıl yapıldığını görmeniz. Videoda dikkat ettiyseniz ne yaptım? Az salaş verip düşük ilerlemeyle tornalama yaptım. Böylece katerin ucunda takılı olan elmasın zarar görmesini engelledim. Bu tip projeler, genelde darbeli tornalamalar, bu tip üniversal tezgahlar için uygun değil. Bunlar için çok daha büyük tezgahlar gerekiyor ve genellikle beyaz kalem dediğimiz HSS kalemlerle darbeli tornalama yapılıyor. Çünkü katerlerin ucuna takılan elmaslar çok kırılgan. Bu tip darbeler elmasa zarar verebilir ama muhakkak darbeli tornalama yapmak zorunda kalırsanız benim size gösterdiğim gibi az salaş verip düşük kesme hızıyla yavaş yavaş sabırla tornalamanız, bu aynı zamanda yüzey kalitesini de arttırıyor. Ancak unutmamanız gereken bir nokta var. Darbeli tornalamada her zaman yüzey kalitesi çok doğru çıkmaz. Darbeli tornalamadan sonra yüzeyin tesviye edilmesi gerekir. Yüzey kalitesinin yüksek olması gerektiği noktalarda. Bu proje için söyleyecek fazla bir şey kalmadı. Beni yine her zamanki gibi sabırla izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun. Ayrıca bütçeniz doğrultusunda katıl butonuna tıklayarak kanalıma destek olursanız beni çok mutlu edersiniz. Bir dahaki videoya kadar ne yapıyorsunuz? Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Şimdilik hoşça kalın.